günler sevgili seyirciler. Yaşasın Sanat'a hoş geldiniz. Bugün yine kültür sanat haberleriyle karşınızdayız. Bugün bol bol sinema ve tiyatro konuşacağız. 17.si düzenlenen Uluslararası Filmore Kadın Filmleri Festivali'ni konuşacağız bugün konuklarımla. Organizasyonun içinde bulunan genç sinemacılarla, yöneticilerle konuşacağız. Ondan sonra ikinci bölümde de bir tiyatro oyununu konuşacağız. Ayşe Berkem ve Meriç Cizemgil ile. Evet, Yaşasın Sanat başlıyor. Evet sevgili seyirciler, Uluslararası Gezici Filmore Kadın Filmleri Festivali 17.si bu sene. Bir kere her şeyden önce tebrik ediyorum organizasyonda emeği geçen herkese. 17. senenizdesiniz, 16 seneyi gerinizde bıraktınız başarıyla. Önce konuklarımı tanıtmak istiyorum. Gizem Demir, Ülkü Songül ve Elif Sözen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz şimdi bu organizasyonda yer alıyorsunuz ama Elif bir taraftan bir filmi var Elif'in ve gösterimde olacak. Gösterilecek festival boyunca. Şimdi konuşmaya başlamadan önce isterseniz bir tanıtım filmini görelim. Bir fikir edinelim. Bu senekinde neler var bu festivalde? Tanıtıma bir bakalım, ondan sonra devam edeceğiz. And she was just one of our greatest presidents. I think the mindset of Icelandic women is so empowering and these women are so incredibly strong and I don't know, we're just amazing. It's just saying, okay, this is a battle we have to take. We will take it happily, and it's going to be frustrated sometimes, and we're going to be angry sometimes. But nobody's going to take away the pleasure of doing it because we're doing it for ourselves, and we're doing it for our kids, and we're doing it for this country, and we're doing it for the world. You know. The project became really, we want to deal with that, but don't enjoy ourselves. We'll be right back.
Venga, miradme a todos. Soy libertad y esta es mi calle, ¿vale? Mi calle. Y a quien no le guste que reviente. Evet, şimdi Ülkü ile başlayalım. Ülkü Songül, Filmor'un organizatörlerinden birisi, koordinatörüsün galiba, değil mi? Tam olarak Filmor'u bir anlatmanı isteyeceğim. Filmor, Kadın Filmleri Festivali, üstelik gezici, birçok yere gideceksiniz. Bugün başlıyor dedik. Hı hı. İstersen birazcık ne olduğunu anlat, ondan sonra içeriğine bakalım. Filmor 2003 yılından beri kadınlarla birlikte kadınlar için üretmek, düşlemek, var etmek, itiraz etmek için var. 2013 yılında Kadınlar Sinema Yapıyor diye başladığımız yolculuk bu yıl 17.sini gerçekleştireceğimiz Filmor Kadın Filmleri Festivali ile sürdü. Umarım daha da sürecek. Çünkü memlekette bir şeyi sürdürmek, hele kadınsan ve kadınlarla ilgili bir şey yapıyorsan çok zor. Erkeklere rağmen çok zor. Ama 17 sene gerçekten biraz önce dediğim gibi tekrar tebrik ediyorum. Kolay bir iş değil gerçekten, evet. Yaptığınız iş. Evet. Çünkü biz biraz böyle yine kadınlardan güç aldığımız için hani hem onu sürdürmenin... sürdürmek istediğimiz bir şey olduğu için kadınlarla birlikte... ve onlarla onlardan güç aldığımız, sürdürdüğümüz bir şey. Evet, 17. yılına gelmişiz bu yıl. Hakikaten hani çok meşakkatli yollardan geçip geldik. Bugün sizi destekleyenler de var değil mi? Çeşitli evet, kadın kuruluşları, evet, örgütleri. Evet. Diğer türlü çok mümkün olmazdı, evet. Zaten. Çünkü herhalde bütün bu işleri yapan, yani sinema alanında üreten herkesin ya da bütün kadınların en önemli meselesi kaynak bulmak. Çok zor bir iş ve her şey önce kültür sanattan vazgeçiliyor aslında yani. Dolayısıyla destekçilerimiz olmasa hakikaten çok zor olur bizim için bunu sürdürmek, devam ettirmek. Bu yılda da işte çeşitli yerlerden destek alıyoruz festivali mümkün kılmak için. Bugün itibariyle başladı gösterimler İstanbul Kültür Merkezi'nde. İstanbul Şimdi Modern... siz... Sadece kadın sinemacıları desteklemek için yola çıkmış bir festival değilsiniz. Değil, evet. Yani bir taraftan tabii ki kadın sinemacıları, yönetmenleri, senaryo yazarları, görüntü yönetmenlerini bütün... Aslında medya ve sinema ile ilgili bütün hani her şeyi kapsayan... Bir taraftan hani onları da destekliyorsunuz, evet, onun için yola çıktınız ama sadece bu da değil. Ayrımcılığa... Evet. Haksızlıklara, eşitsizliklere, tacizlere karşı olduğunuz için, bunun sesi olmak istediğiniz için yola çıktınız. Evet, evet. Çünkü bunların hepsi zaten içerik olarak da, değil mi? Hepimizin de hani iş, kamusal alanda, özel alanda maruz kaldığımız şeyler olduğu için zaten bir araya geldik aslında. İşte bir, yani yapabildiğimiz bir şey olarak bunu sinema, hani bizim için festival bir araç, yani hani kendimizi ifade ettiğimiz araçlardan bir tanesi. Dünyanın her yerinden kadınlar o filmleri yaptıkça biz de bu festivali sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü aslında kadın filmleri demek biraz şey, mesela erkek filmi demiyoruz. Yani hani şimdi evet. kadınların yapması bunu sanki daha hani o süreci özel biraz bir özetliyor yani. Gibi, evet. Çünkü çok bütün zorluğuna rağmen bunu üretebilmiş olmayı ifade ediyor. Erkek filmi demiyoruz. Dolayısıyla hani aslında temennimiz, evet bu işi yapıyoruz çok isteyerek, biraz da kendimiz için yapıyoruz ama temennimiz koşullarımızın, bütün gündelik hayatımızın buna ihtiyaç olmayacağı bir yere varması elbette. Tabii ki. Festival bu yıl işte bugün başladı. Bu yıl birkaç salonumuz var. Fransız Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul Modern Sinema salonlarında filmler gösteriyoruz. Pera'da galiba, değil mi? Pera'da yok mu? Yok, hayır. Bu dört ardından İstanbul'dan sonra Giresun, Mersin, Adana, Diyarbakır, İzmir, bir yer unutmayayım istiyorum. Diyarbakır'da son bulacak İzmir, festival. İzmir, Mersin, Antalya, Adana, Diyarbakır. Evet. Değil mi? Sırayla evet. İstanbul, Giresun, İzmir, Mersin, Antalya, Adana, Diyarbakır. Evet. Evet. Geziyorsunuz, her seferinde işte 2-3 gün kalıyorsunuz, evet. Filmlerinizi gösteriyorsunuz. Şimdi biraz filmlere dönelim. Galiba
Gizem daha çok içerikle ilgili filmlerin ne demişsin? Trafiğiyle ilgiliyim demişsin. Evet, evet. Trafiği deyince bütün dünyanın, değil mi? Neredeyse bütün dünyadan film var. Evet aslında. Yani aslında her sene Filmora böyle 200-250 belki 400-500 saat, yani gözlerimiz kan çanağına dönecek kadar film geliyor. Yani bu sene de yani Fransa'dan var, yine Tunus'tan başvurular geldi, Çin'den geldi. Yani birçok yerden geliyor. Bu yıl aslında kaç film gösterilecek? 74 film gösteriyoruz. 74 film. Bu 74 filmin bir bölümü, 32 tanesi aslında. Hepsinin yönetmeni kadın mı? Evet. Evet. Çünkü bizim kuralımız aslında peki, bu. Peki hikaye de kadın hiç önemli değil. Hayır. Yani çünkü kadınlarla ilgili olmayan bir konu şart yok. Mıdır? Birinci şart. Şöyle kadın. Aslında yönetmenlerinden biri ya da yönetmeni kadın olması gerekiyor. Yani hı-hı, bu festivalde gösterilmesi için o filmin. Ve elbette antifeminist olmaması gerekiyor. Herhangi bir din, cins, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün filmleri gösteriyoruz. 74 film, evet, geliyor. Peki dünyanın birçok yerinden geliyor ama bizim yerli filmlerimiz de var, değil mi? Evet, nasıl bir seçki var aşağı yukarı? Nasıl bir seçki var? Önce şöyle iki festivalin birkaç bölümü var aslında, ondan bahsetmek evet, gerekiyor. Evet, doğru, bölümler var. Mesela cinsiyetler diye bölümümüz var. Daha çok işte cinsellik, yani bu tip şeylerin ele alındığı filmlerin gösterildiği bir bölüm var. Kadınların sineması diye bir bölümümüz var. Bu kadınların sineması tabii ki hani Ülkü'nün de az önce dediği gibi yani sadece kadın yönetmenin çektiği gibi değil. Yani her açıdan alınmış filmlerin olduğu bir bölüm. Kendine ait bir cüzdan bölümümüz var. Bu kendine o nedir? Kendine ait bir cüzdan aslında Virginia Woolf'un kendine ait bir odasından referans olarak yaptığımız çok bir şey. Güzel. Çünkü dünyanın yoksulları kadınlar. Evet ve yani hani ekonomik olarak kendini desteklemek, yeterli olmak, sürdürebilmek önemli olduğu için yani bu temada olan hani iş hayatında kadınlar nasıl şeyler yaşıyor vesaire gibi bunun gibi filmleri konu alanlar bu bir bölümde bölüm var. Evet. Bu bölümde var. Bu sene bunun dışında aynı zamanda Agnes Varda evet, retrospektifimiz var. Şimdi bu çok önemli. Agnes evet, Varda bilmeyenler için ya da işte hatırlatmak adına dünyanın en önemli kadın yönetmenlerinden biri. Feminist kadın yönetmenlerinden biri. Bütün şu anda 90 küsur yaşında ve yine bir film yani yapmış. Yani ve bir 90 yıllık evet, daha evet, hayal gücüne, evet, enerjisine evet, sahip. Evet. Gerçi son Berlin Film Festivali'nde bu son filmim diye bir açıklama yaptı ama gene belki yapar. Yapabilir. Çünkü galiba bir önceki festivalde de öyle bir arada bir film daha yapmıştı. Çok üretken ve çok farklı bir bakış açısı olan bir yönetmen. Şimdi bu sene Agnes Varda özel evet, bir retrospektif yapıyorsunuz evet, değil mi? Ve bu birkaç evet, yerde gösteriliyor galiba değil mi? Evet evet. Agnes hakkında her şey bu bölümün adı. İçinde hı-hı, 32 tane Agnes Varda'nın kısa ve uzun metraj filmlerinin olduğu bir bölüm. Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde 9 Mart'ta başlayacak. Bugün İstanbul Modern'de ayın 7'si bugün göstermeye başladı. Yine bizim Gezi Festivali'mizde. Kaç filmi var? 32. 32 film. Yani var, bizim gösterdiğimiz 32 ama hı-hı, sanırım daha fazla seçkimiz var. Daha fazla evet, bu bizim hı-hı, tabii ki seçkimiz. Sizin 32. Evet. Yine biz Gezici Festival'de bir filmini kendimizle hı-hı, beraber götürüp orada göstereceğiz. Bu kadar. Peki şimdi Elif yönetmenlerden biri, kadın evet, yönetmenlerden biri. Çok güzel bir konuk profilimiz var burada sayda. Şimdi çok genç de bir kadın yönetmen. Kurban mıydı? Kutlama. Kutlama. Ben evet, öncesinde bir şey söyleyeyim. Tabii. Biz her yıl yani birkaç yıldır yarışmaya değil dayanışmaya ihtiyacımız var evet, diye. Evet onu not evet, etmiştim. Mor evet, kamera umut yaptım, veren kadın sinemacı ödülü veriyoruz. Evet. Yani tabii koşullar el ver. Milyon dolarlar değil maalesef. Keşke öyle olsa çok isteriz. O da olur. Umarım. Bu yılda Elif'in kutlama filmine vereceğiz bu ödülü. Biz çok, belli, biz gerçekten ya, hepimiz filmi izleyince çok çok heyecanlandık, çok umut dolduk hakikaten. Çok Elif kendisi anlatsın devamını. Evet, bir kere çok genç olması benim dikkatimi çekti. Aslında uzun o kadar metraj, genç sayılmam. Yok, 30 yaşındayım evet. Uzun değil, kısa metraj. Kısa metraj. Yaptım. Ben normalde sektörde, setlerde yardımcı yönetmen olarak çalışıyorum aynı zamanda.
Ve ilk kısa metrajımı, yani ilk filmimi nihayet çekebildim. Ve filmi oraya göndermiştim. Onlar da sağ olsunlar izlemişler ve çok beğenmişler. Ben çok onur oldum. Yani hem ilk filmimle böyle umut vermek bana da çok umut verdi, çok cesaretlendirdi. Nedir senin filminin konusu? Filmimiz dedesi, babaannesi, annesi babasıyla büyükçe bir bahçe içinde bir evde yaşayan 5 yaşındaki Leyla'nın Kurban Bayramı hikayesi. Hı hı. Bahçelerine bir koyun alınıyor Kurban Bayramı'nda kurban edilmek üzere. Leyla'nın da o koyunu kurtarmak için... Bu görüntüler değil mi? Bu evet bizim fragmanımız. Filmden görüntüler, evet. Evet. Leyla da kendince bir fikir bulup harekete geçiyor. Koyunu kurtarmak için. Evet. Filmimizin hikayesi bu. Çok güzel. Güzel de çekilmiş belli. Teşekkür ederiz. Kutlama. Çok tebrikler. Hem senaryosunu hem yönetmenliğini yapmışsın. Yazmışsın evet. Senaryosunu. Peki kadın olarak, şimdi çok genç bir kadın olarak ben ısrarla... Teşekkür ederim. Genç ama gençiz ya. En azından bana göre genç. Tamam. Evet, bana göre genç en azından. Çok böyle piyasaya çıkmak, bu piyasaya çıkmak, film yapmaya soyunmak nasıl? Şimdiden... Zorluklarla karşılaşıyor musun yoksa farklı bir dünya mı var karşında, nasıl? Şöyle aslında yani ben uzun yıllardır bir şekilde film yapmak isteyen yahut sektöre girmek isteyen bir insandım. Fakat maddi olanaklar burada sınırları koyuyor kesinlikle. Bende de hayatımda da öyle oldu. Bir şekilde işte başka işler yaparak aynı zamanda sektörde çalışarak işte dönüştürerek kendimi... nihayetinde işte 5 yıllık bir reji asistanlığı süresi ve ardından ilk filmimle ilk filmimi yaparak çıktım. Biraz zor oluyor. Kadın olmanın muhakkak zorlukları var. Çünkü sektörde bir erkek egemenliği söz konusu ve onların sözü geçiyor. Onlar demeyeyim, erkeklerin sözü geçiyor ve yani erkeklerin çevreleri var. Onlar hakimler. Kadın olarak bir şey yapmaya çalışmak biraz erkek daha, dayanışması daha mı kuvvetli? Öyle bir dayanışma var şey, yoksa doğal olarak mı? Şey gibi değil ya. Hayır. Biraz doğalından doğal gidiyor. Evet, yani şey gibi değil. Kadınlar olmasın falan, ben öyle bir şey görmedim tabii ama birbirlerini tanıyorlar ve sektöre hakimler erkekler. Ve, onun için yani, burnunuzu sokmanız lazım. Aynen öyle. Yani bir şey yapmak istiyorsanız... yani birileriyle ilişkiler kurmaya çalışıyorsunuz, bir şekilde filminizi ifade etmeye çalışıyorsunuz, iyi bir şey olacağına inandırmanız lazım. Yani her seferinde sıfırdan başlıyoruz biz. Bir şey yapacağımıza inandırma süreci, ben bir de ilk filmimi yaptım. Yani bundan sonrası inşallah daha da kolay gelir. Ama hani bu sürede biraz en başta birazcık zorlandım. Yani insanlara bir şeyler anlatırken, işte devam ederken. Ama yine de ben Eskişehir mezunuyum. Çok değerli arkadaşlarım vardı Eskişehir'den. Hepsi bana çok destek oldular. Bir şekilde sektörden de insanlar bulduk yani. Öyle bir avantajım vardı. Böyle olunca hep beraber el birliğiyle yapabildik. Fakat tabii ki zor. Setlerde çalışmak da zor. Tabii set herkes için zor set evet. Zaten değil mi? Yani tam sadece... biz varız artık. Evet, artık onlar var. Şimdi evet. Çok az süremiz kaldı. Şimdi bu yarışma yok. O yok, çok evet. Güzel bir şey ama ödül var. Bir destek ödülü, hı-hı, var. Bir de altın bamya ödülü, evet, var. Şimdi bunu konuşmadan geçemeyiz. Altın bamya ödülü çok güzel bir ödül. Ben biz beğeniyorum. İlk başladığımız hakikaten biraz dalga altın geçmek için başladık. Oldu. Yani bütün evet. O şeylere. Ama çok faydalı bir sonra şey. Bizim dışımızda herkes çok ciddi aldı ama meseleyi. Ama anlatın ne olduğunu şimdi burada. Biz altın bamyayı... mesela 2018'de 173 tane film vizyona girmiş ve bunların %1'i kadın değil. Evet, yani %1'i değil. Değil yani. Bu bile aslında yeterince, hı-hı, bir şey demek. Altın bamya biraz öyle çıktı. Her yıl yani vizyona giren bütün filmlere baktık. Çok, hı-hı, azı kadın, hiçbiri kadın. Zaten onlar gişe filmi tırnak içinde ya da işte vizyona girip işte gişe yapan film olmuyor. Biz de tam da bu sektörün, sinemanın cinsiyetçi, eril... üreten, işte satan filmlerine biraz itiraz etmek, laf etmek için başladık buna. Ama sonra bizim bile yetişemediğimiz bir şeye döndü. Çünkü o filmleri izlemek çok eziyet. Hakikaten oturup hepsini izledik yani ve... Video var çünkü evet, sonuçta yani, bir ödül vereceksiniz. Çok, biz çok, hani, doğru ödül vermek zorunda. İşimizi düzgün yaptığımız için ciddiye aldık hani o kısmını. Hepsini izlemek çok eziyet geldi ve jüri dağıldı birden yani hani devam edemedik ama şimdi artık
basın toplantısı yaptık geçen gün ve şey dedik. Bütün sektöre veriyoruz artık bu ödülü evet, yani ki diye. Ki yani bütün bu filmleri filan isteyen üstüne alın. Gerçi yani şöyle erkek hikayeleri, erkek kahramanlıkları, bitmiyor, erkeğin evet. meseleleri ya hiçbir diye zaman gidiyor. Kadınlar, erkeğin bıyığı, o su, bu su. Bitmiyor. Evet. O hiçbir zaman kadınlar o filmlerde karakter, evet. ideali olan evet. tipler meslek olamadığı. Sahibi, evet. şeyin, hep erkeğin yan karakteri. Hani, hiç, evet. Hep senaryo böyle. Nasıl? Senaryoda ihtiyaç evet. olunan karakter kadın. Gibi. Hani, evet. Destekleyici, besleyen evet. filan. Evet, evet, evet. İşte biz de tam da onları kırmak istediğimiz için aslında bu festivali yapıyoruz. Biraz onu beslemek istiyoruz orasını. Bamya biraz öyle bir şey ve işte dediğim gibi bu sene bütün sinema sektörüne film yapan erkek yönetmenlere verdik. Onlar da asıl gelsinler, seyretsinler değil mi bu filmleri? Evet, bir de öyle evet. bir şey var. Yani kadınların sadece kadınlara yönelik ve kadınlar için tabii. yapmadığını, herkesin gelip bu filmleri seyretmesi gerektiğini, bambaşka bir dünyalar, bakış açıları olduğunu buradan bu filmler sayesinde görebilir. Evet. Çünkü biz zaten yüzyıllardır erkeklerin hikayesini evet. diyoruz. Şimdi biraz kadınların hikayesini evet. dinlesin. Belki bir şey öğrenirler. evet biz sonuna geldik süremizin. Buradan çok çabuk geçti Saydan. Şimdi ben buradan sadece İstanbul, Giresun, İzmir, Mersin, Antalya, Adana, Diyarbakır diyorum. Evet. Bir ay sürecek. Bu tam tarihleri sizin sitenizden, Filmore'dan takip edebilirler sevgili seyircilerimiz. Biz sizin festivale güzel bir yolculuk diliyoruz. Gezici Film Festivali'nize. Teşekkür ederim. Hepinizin de yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Birazdan devam edeceğiz.